Memur maaş kat sayısındaki artışa düzenlemeye ilişkin sosyal yardımların da artacağını belirtmiştik. Bunu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş paylaşmış durumda. Yani sosyal yardımlar AK Parti hükümetleri döneminde aslında büyük oranda hayatımıza girmişti. Yaşlı aileyle başlayalım. %50'ye yakın diyor bakan hanım. Bu %45 %45'te 50 arasında bir artış göz, gözlemledim ben. Yaşlı aile 2348 liradan 3504 liraya yükseltilmiş durumda. Öte yandan en Engeller için yapılan bir yardım ödemesi vardı. %40 ile 69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylıkları ki bu vatandaşlar en fazla engelli aylıkları bu birimde veriliyor. Bunu belirtelim. 1874 liradan 2.797 liraya yükselmiş durumda. %70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlara ödenen aylık 2.811 liradan 4.000 196 liraya çıkartılmış durumda. Tabii ki evde bakım yardımı var biliyorsunuz. Bu hususta özellikle geride bıraktığımız yıl 2023 yılında 116,2 milyar liralık bir destek sağlanmıştı. Bu kapsamda e, 560 bin engelli vatandaşımıza evde ya, e, bakım yardımı ödüyoruz dedi Bakan Göktaş. Bu kapsamda daha önce 5097 lira olan evde bakım yardımı bu yılın Ocak ve Temmuz dönemi için 7608 lira olacak. Burası önemli. 6 ay 6 ay arttırılıyor. Ocak ve Temmuz dönemi için 7608 lira alacaklar. Öte yandan sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinde çocuk başına yapılan ödemeler ve yardımcılar yardımlar vardı. Bu noktada destek tutarı 3571 liraydı. Bu rakam 5330 liraya yükseltilmiş durumda. Yine koruyucu ailelere yapılan destek ödemesi vardı. Bu ödeme çocuk başına aylık 5705 liradan 8895 liraya çıkarılmış durumda. Şubat ayı ile Şubat ayı ile beraber bu yardımları, sosyal yardımları alan vatandaşlar da bu ödemeleri hesaplarında görecekler. Öte yandan Ocak farkı da yine Şubat ayında yapılan o ödemelerin içerisinde olacak diyelim.